tepemde dolanıyor. Kim o? Belinci? Kim olacak? Düğünümü mahveden pastacı. Aa, ay o da mı burada? Maalesef. Ya başıma bir iş daha açmadan ne olur gidelim buradan ya, ne olur. Yani gidelim de hayatım, Başak ortada yok. Sevgili misafirlerim, bir dakikanızı alabilir miyim? Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel gecede beni ve ortağımı yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Ya inanmıyorum ya. Resul'ün sahibi buymuş. Biliyorum, benden daha uzun bir konuşma bekliyorsunuz ama ben uzun konuşmaları pek sevmem. Ayrıca bu gece burası ile ilgili en güzel, en samimi konuşmayı yapacak olan kişi de ben değilim. O kişi annem. Ha? Anne gelir misin lütfen? Ay bu, deli misin oğlum sen ben? Ay Allah. Bak sen ne işler açtın benim başıma. Ben şimdi ne diyeceğimi de bilemiyorum. Benim rahmetli eşim aşçıydı. Aynen oğlum gibi. Ömrü mutfakta geçti. Gece gündüz hiç durmadan çalışırdı. O kadar çok severek yaptı ki işini. Sonra oğlumuz bayrağı devraldı. O da aynen babası gibi çok çalıştı. Çok çalışarak burayı açtı. Sen çok başarılı ol. Olur mu oğlum? Sen hiç merak etme anneciğim. Bu daha başlangıç. Yenileri de eklenecek. İnşallah yavrum. Tankurt'um benim bir tanecik oldu. Senin önün hep açık olsun. Yüzünüz hiç yere yıkılmasın olur mu çocuğum? Sizler de sağ olun, var olun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayaklarınız bereketli olsun. Afiyet olsun. Ne dedi? Tankurt dedi değil mi? Tankurt. Dedi değil mi? Tankurt dedi şu an. Tankurt dedi. Yanlış duymadım değil mi? Dedi değil mi? Tankurt dedi. Tankurt. Tankurt. Sinan Yılmaz. Bu o muymuş? Nasıl olur? Beynim yandı şu an. İki resmi birleştiremiyorum. Olmuyor yani. Kızlar ben halüsinasyon falan görmüyorum değil mi? Yok, senin gördüğünü biz de görüyoruz Pelin. Ay adam resmen evrim teorisinin kanıtı gibi karşımızda duruyor ya. Kızlar, bu bir mucize. Adama resmen sihirli değnek demiş, ben bu değişimi ayakta alkışlamak istiyorum. Bir şey soracağım, yani bana da söylemek ister misiniz ne oluyor? Anne dur dur, parazit yapma, mevzu çok derin. Yani hiç anlamıyorum sizi. Siz mi gençsiniz, ben mi gencim bilemedim. Neyse ben biraz makyajımı tazeleyeceğim. Aa. Böyle. Gidiyorum ben. Kızlar ben ne yapacağım? Ne yapacaksın? Gideceksin böyleyken böyle. Ben eşeklik ettim, sen etme diyeceksin. Saçmalama. Yavaş yavaş gideceksin, sinsi sinsi gideceksin, tamam mı? Böyle nabza göre şerbet vereceksin. O zaman uygun bir anında yakalayın. Hayır, hemen gitmen lazım Pelin. Ya görmüyor musun? Annesi var yanında. Hadi, hadi Pelin kısmetini kapama. Ay 30'una gelmeden bozar mısın şu kara büyüğü ya? Sinsi sinsi, yavaş yavaş. Ay Başak. Tamam. Ben gidiyorum. Gidiyorsun, hadi. Biraz duygusal bir kadın. Evet. Bir şey mi istediniz? Ben şey, Tankurt Bey'le, yani Sinan Bey'le çok kısa bir konuşacaktım da, çok kısa. Bir saniye. Evet, nasıl yardımcı olabilirim? Şu köşede iki dakikacık konuşsak, çok önemli de. Sadece 2 dakika. Tanıdın mı beni? Ben Pelin.
Hani üniversitede arkadaşlık mı diyeyim? Yok yok, olur mu hiç öyle şey, dalga geçer gibi. Şu nasıl? Tankut, seni gördüğüme nasıl sevindim anlatamam. Yok ya, bu da olmaz. Çok saçma, çok yapmacık yani. Ne desem ya, ne desem, ne desem, ne desem, ne desem. Ay yap. Konuşmayı düşünüyor musun? Beni tanıdın mı? Ben Pelin, üniversiteden. Hatırladım. Hiç değişmemişsin. Sen epey bir değişmişsin. Yani annenin adını söylemese ben tanımayacaktım bile seni. Bambaşka biri olmuşsun. Ama iyi olmuşsun ya böyle. İyi iyi, güzel. Bunun için mi çağırdın beni buraya? Yok. Ben özür dilerim. Koridorda söylediklerin için mi? Yok. Ondan öncekiler. Üstüme düştüğünde, hata sende olmasına rağmen bana söylediklerin için mi? Yok, onlar da değil. Daha da önce, hani biz üniversitedeyken sana yaptıklarım için. Ya o zamanlar çok gençtim, çok da uçarıydım. Uçarı. Sadece bu kadar mı? Tamam, tamam, kabul ediyorum. Biraz da şımarık. Daha? Hatta bencil. Hatta mı? Pelin, sen sözlüklerde adı bencilin yanına yazılacak insansın. Gençlik işte. Neyse, başka? Başka bir şey yok yani. Sen affediyor musun beni? Yıllar önce olmuş bitmiş bir şeyin peşine neden düştün sen şimdi? Sen o gün unutup gitmişsindir onu. İşte az önce öğrendin ya. Nikahta terk edildim ben. İyi de bunun benimle ne ilgisi var? Birlikte oturup ağıt mı yakacağız? İşte sana yaptıklarım yüzündenmiş. Ben seni çok üzmüşüm, senin ahını almışım. Sen beni affetmezsen ben hayatım boyunca yalnız kalacağım. Bunun için mi geldin buraya? Ne demek bunun için mi? Yani az şey mi bu? Hayatım karardı benim. Doğru ya. Sinan kim ki? Yeter ki senin hayatın kararmasın. Aman sana bir şey olmasın. Yok, ben öyle demek istemedim. Yani gelmişken elbette diğer şeyler için de özür dileyim dedim. Ha, aradan çıksın diyorsun yani. Yok öyle de değil. Ya iki saniye kapıya çıkmıyor mu sonuçta? Biliyor musun? Hala çok bencilsin. Aa, Tankut niye? Tankut! Ne dedim ben şimdi ya, ne dedim yani? Vallahi pişmanım, affet beni dedim. Ne dedim, yanlış bir şey mi söyledim ben? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.